Son rakam ne arkadaşlar? 202. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Aziz milletimize de hem mübarek gecelerini, Leyli ve Gaip'i tekrar tebrik ediyoruz. Bu mübarek gecenin sabahında İzmir'de 36. kökünü kurutma operasyonunu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam 1472 polis ve jandarmamızın katılımıyla aynı zamanda 24 dedektör köpeği hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06:15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz, 236'da girilecek yer söz konusuydu. 225 hedefin 202'sine şu ana kadar arkadaşlarımız ulaştılar ve gözaltına aldılar. Bu nedenle gerek İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bugün sabah itibariyle İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutan Vekilimiz, Narkotik Başkanımız, İzmir İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlarımızla birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah'a çok şükür kazasız belasız tamamlanmış oldu. Bu Türkiye'deki 36. kökünü kurutma operasyonu. Aziz milletimize şu bilgiyi vermek isterim. Şu anda cezaevlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan olan 222 bin hükümlü, tutuklu, hüküm özlü bulunmaktadır. Geçen yıl, yani 2022 yılında 29.800 kişi tutuklandı. Bunun 2000'i İzmir'de. Ve yine Türkiye uyuşturucuyla mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle birlikte tüm hükümetimizin hem kabine üyesi arkadaşlarımız hem tüm kurum ve kuruluşlarımızla amansız bir şekilde sürdürmektedir. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Avrupa ve Amerika büyük uyuşturucu nakillerinin dışında uyuşturucunun kendi işlerinde dağıtımı dahil olmak üzere, kullanımı dahil olmak üzere teslim olmuş durumdadır. Oysa 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2022 yılı sonu itibariyle 250 rakamındadır. Yani Türkiye bu oranı, uyuşturucuya bağlı ölümler oranını 1/4'e düşürmüştür. Milyonda 4,5. Milyonda 324, neredeyse 90 katı Amerika'dadır. Milyonda 29 Avrupa ortalaması, milyonda 29.6 Almanya'dır. Türkiye bu konuda Avrupa'nın ve Amerika'nın ve dünyanın içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Son 4 yılda 124 bin metruk binanın 110 bini yıkılmış veya eğer tarihi eserse restore edilmiştir. Geri kalan 14 bin binanın da, metruk binanın da ya rehabilitasyon ya da yıkılma işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yönetimler tarafından devam etmektedir. Burada şunu açıkça ifade etmem gerekir. Türkiye dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Terörle nasıl mücadele etmişsek ve ülke sınırlarımız içerisinde terörü etkisiz hale getirmeyi sağlamış isek, şimdi de uyuşturucuyla mücadele dünyaya aynen terörle mücadele ettiğimiz, birçok terör örgütüyle aynı anda baş ettiğimiz gibi uyuşturucu ile mücadelede de nasıl baş ettiğimizi, nasıl başarılı olduğumuzu dünyaya pes ettiği noktada bir örnek olarak göstermek durumundayız. Milletimiz bize itimat etsin. Bu konularda gençlerimizi, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi
uyuşturucu illetine karşı muhafaza etmek ve korumak bizim sorumluluğumuzdur, namus borcumuzdur. Burada bizden kimse acıma beklemesin. Bir sözümüz var, acırsak acınacak duruma düşeriz. Onun için uyuşturucuya karşı sert mücadelemiz devam edecektir. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Ve Türkiye hem etrafındaki coğrafyaya hem de dünyaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edildiğinin ve arzın nasıl kesildiğinin en önemli örneğini gösterme kararlılığı içerisindedir. Ben öncelikle İzmir'deki bu operasyona katılan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor ve İzmirli hemşehrilerimize bir şey daha söylüyorum. Bu İzmir'deki ilk kökünü kurutma operasyonumuz. Göreceksiniz. Karşınızda çok olacağız. Ve devletin suç ve suçluyla mücadelede nasıl hakim olduğunu, özellikle uyuşturucu satıcılarına ve bunları dağıtıcılarına, imal edenlere nasıl muamele yaptığını şahit olacaksınız. İzmirli hemşehrilerimin de bize itimat etmesini, rahat etmesini ve devletine güvenmesini arzu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar.